sebeplerinden bir tanesi Adriyatik bölgesinde hakim olmak. Özellikle bazı kentler için bunu söylemek mümkün, Fiume gibi. İkincisi de Orta Doğu bölgesinde ve Osmanlı topraklarında egemen olmaktır. İtalya için önemli olan bu hedeflere ulaşmaktır. Bu şunun farkında İtalya, dünya siyasetini tek başına yönlendirme gücüne sahip değil. Hedeflediği coğrafyalara tek başına yerleşmesi de mümkün değil. Bunun içindir ki kendisine bu imkanları, bu hedefleri gerçekleştirmede en çok desteği verecek ülke hangisi ise orayı tercih etmiştir. Bunun için Üçlü İttifak'ın kurucularından olmasına rağmen İtalya'nın itilaf devletleriyle savaşa girmesi sürpriz değildir. Ancak İtalya itilaf devletleriyle birlikte savaşa girerken tıpkı Trablusgarp'ta olduğu gibi az önce de ifade ettiğim 1913-1914'te Batı Anadolu bölgesinde Antalya ve çevresinde çok önemli faaliyetlerde bulundu. Yine başta arkeoloji heyetleri. Bu arkeoloji heyetlerine dikkat çekmek isterim. Bu İtalyanlar için de kullanılmıştır. Salt bilimsel bir heyet olarak görmemek lazım bunları. Ya da sadece arkeolojik kazılar, incelemeler olarak görmemek lazım. Bunlar benim değerlendirmemde İtalyan emperyalizminin öncü kuvvetleri olarak çalışmışlardır. İncelemelerde bulunmuşlardır. Döndükten sonra bölgeyi İtalyan kamuoyuna tanıtan bir bütün olarak, yani Antalya ormanlarında hangi ağaçların olduğundan, sularında hangi balıkların bulunduğuna kadar çeşitli konferans, seminer, kitap, makalelerle buraları İtalya bakımından hedef coğrafya haline getirdiler. Bu hedef coğrafyanın vaat edilmiş coğrafya haline gelmesi bildiğimiz 1915 ve 1917'deki Londra ve Saint-Jean-de-Maurienne anlaşmalarıdır. Bu anlaşmalar İtalya ile karşı tarafta da İngiltere ve Fransa arasında yapılmıştır. Londra Anlaşması'nın özellikle 9. maddesi İtalya'nın Akdeniz'deki egemenliği ile ilgilidir. Antalya ve civarı, ama civarından da geniş bir coğrafyayı anlamak lazım. İzmir dahil. O günkü sınırlarda Hüdavendigâr, Bursa'ya kadar uzanan geniş coğrafya, savaş sonrasında İtalya'ya vaat edilmiştir. Dolayısıyla İtalya için önemli olan bizim açımızdan Osmanlı toprakları, Anadolu bakımından bu vaat edilmiş topraklara yerleşebilmek.